Arkadaşlar merhaba ev alırken çoğu kişinin evin satış fiyatının bir kısmı için kredi çekmesi gerekir Şimdi bu benim alacağım ev olsun satış fiyatı da 200 bin lira olsun Ne yapıyorum bu evi satın almak istiyorum ve sadece 40 bin lira biriktirmişim Yani kenarda biriktirdiğim 640 bin lira param var Biriktirdiğim para da bu Şimdi ne yapacağım? Bu parayı peşinat olarak vereceğim ama bunu 200 bin liraya tamamlamak için kredi çekmem lazım, öyle değil mi? Üstünü nasıl tamamlayacağım? Tabii ki kredi çekeceğim. O halde ne yapıyorum? 160 bin lira krediyi çekerek tamamlamaya çalışıyorum ve ev almak için çoğu zaman morgıç adı verilen kredi kullanılır. Mortgage'dır. Peki mortgage nedir? Diyelim ki arkadaşlar borcunuzu ödemiyorsunuz. Böyle bir durumda borcu kimden aldıysanız o kişi sizin evinize el koyuyor. Yani borcunuzu ödemediğiniz takdirde borcu aldığınız kişinin eve el koyduğu kredi türüdür. Şöyle de düşünebilirsiniz. Morgaç kredi borcunun tamamı ödenene kadar evin ipotek altında olduğu kredidir. Yani borcun tamamını ödediğiniz zaman ev artık sizin oluyor. Ancak bir şey daha olur da ödemezseniz banka gelip evi sizden alıyor. Bu işleme ne deniyor arkadaşlar? Haciz deniyor. Arkadaşlar bu videoda sıkça karşılaştığınız morgaj türlerine yoğunlaşacağım ve bu farklı kredi türlerinin ne anlama geldiğine dair genel e, giriş mahiyetinde bir fikir vermeye çalışacağım. Şimdi tüm bu senaryolarda diyelim ki satın almak istediğim bu ev için 160 bin lira kredi çekeceğim. Bunun için piyasayı araştırıyorum. Önde gelen finans sitelerine veya web portallarına girdiğinizde mortgage faiz oranlarını yayınladıklarını görürsünüz. Buna benzer bir şeyle karşılaşırsınız. Şimdi ben ne yaptım? Sayıları çok basit tuttum. Normalde %5,25, %4,18 gibi ondalıklı sayılar olur burada. Ben sayıları daha basit tuttum ki ee, arkadaşlar daha basit olsunlar çünkü burada diyecek başka bir şey bulamıyorum yani Evet daha basit olsun daha iyi anlayabilelim Şimdi bunlar arkadaşlar karşılaşacağınız tipik morgaç türleri Ancak bir morgaç komisyoncusuyla ile iletişime geçerseniz bir sürü başka tür daha sayacaktır size Yani daha egzotik türler sıralayacaktır ama en yaygın olanları bunlardır Şimdi bu videoda biz bu türleri ele alacağız. Umarım bu sayede diğer morgış türlerinin neye benzediği konusunda da bir fikir sahibi olacağız. Şimdi bakalım 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage derken ne demek isteniyor? Ödeme miktarı ve faiz oranı 30 yıl boyunca sabit kalıyor ve kredi borcunu 30 yıl boyunca geri ödüyorsunuz. Peki bu durumda bu 30 yıl vadeli arkadaşlar. Şuraya yazayım. 30 yıl vadeli sabit faizli morgıça bir bakalım şimdi. 30 yıl vadeli sabit faizli morgıç diyorum. Bunda yaptığımız morgıç ödemeleri her ay eşit. Şu an ödeyeceğiniz toplam miktarı gösteren bir sütun grafik çizmeye çalışıyorum. Neden çizdiğimi birazdan göreceksiniz. Ekseni de şöyle uzatalım. Yani buradaki her sütun aylık ödemelerinizi temsil ediyor. Şimdi miktarı kafadan atıyorum. Ne kadar olsun? Mesela 2000 lira olsun. 160 bin lira tutarında 30 yıl vadeli sabit %5 faizli kredinin aylık geri ödeme miktarını henüz hesaplamadık çünkü. O yüzden işleri basit tutmak adına aylık ödememizi 2000 lira kabul ediyoruz. Bu sütunun yüksekliği, düşey ekseni de çizeyim şimdi. Bu yükseklik ayda 2000 liraya denk geliyor. Evet, 2000 lira. Bu birinci aydı, ikinci ayda da 2000 lira ödüyorsunuz. Arkadaşlar böyle böyle ödeyerek 30 yıl çarpı 12 ay, 360. aya kadar gidiyorsunuz yani. O ay son ödemenizi yapacaksınız. 360. ayda 30 yıllık ödemenin son taksidini ödeyerek borcunuzu kapatacaksınız. Peki burada ilginç olan şey nedir diyeceksiniz. Açıklıyorum hemen. Burada ilginç olan şey şudur arkadaşlar. Bu da bankadan büyük bir miktar kredi çekmenizdir. Yani 160 bin liranın faizi bayağı bir tutacaktır. O yüzden ilk ödemelerin büyük kısmını faiz ödemeleri oluşturuyor. Şimdi faizi morla göstereyim. İlk ödemenin Şimdi mor mu oldu bu? <laughs> evet sarıyla çizdik. Neyse mor dediğim böyle olur zaten. Evet devam edelim. İlk ödemenin büyük kısmı faizden oluşuyor. Ancak ana para çok küçük bir kısmı teşkil ediyor. Ana para ödemenizde bu yeşil kısım. Diyelim ki ilk ay bu 2000 liranın ana para kısmı. Arkadaşlar tekrar etmekte fayda var. İşleri basitleştirmek için ben sayıları kafadan atıyorum. Ana para kısmı 200 lira olsun. Faiz kısmı ne olur? 1800 lira olur. Şimdilik buradaki sayıları göz önüne almıyorum. Kredi tutarı 160 bin lira bile olmayabilir. Mantık şu. Birinci ayın sonunda ödemenin sadece 200 liralık kısmı ana paraya gitti. Yani eğer çektiğiniz kredi 160 bin lira olsaydı birinci ayın sonunda kalan borcunuz 160 bin eksi 2 bin lira olmayacaktı. Çünkü bu paranın 1800 lirası faize gitti. Kalan borcunuz 160 bin lira eksi 200 lira yani 159.800 bin 800 lira eder. Bir sonraki dönemde faiz giden miktarda biraz daha düşüyor, birazcık daha düşüyor ve her ay sabit 2000 lira ödeme yaptığınız için ana para kısmı birazcık artıyor. İkinci ayda birazcık daha artarak belki 202 lira oluyor. İşte bu, bu şekilde böyle böyle ilerliyor. Ödemeyi öyle hesaplıyorlar ki son ödemenin çok küçük bir kısmı faizden oluşuyor. Son ödemenin çok küçük bir kısmı faiz, çok büyük bir kısmı da ana para ödemesini oluşturuyor. Yani son ödemenin tamamına yakını asıl kredi borcuna gidiyor. Ve bu ödemenin ardından borç kapanıyor. Tabi borcu ödemeniz 30 yıl sürüyor. Çünkü neden? Bu 30 yıl vadeli bir krediydi. Yani eğer 15 yıl vadeli sabit faizli bir kredi çekmiş olsaydınız mantık yine aynı olacaktı. Bir tek borcu ödemeniz 30 yıl sürmüyor da 15 yıl sürüyor. Aradaki tek fark bu. Yani 15 yıl vadeli kredi için 360 ay yerine 180 ay boyunca borç ödüyorsunuz. O yüzden yapacağınız aylık ödeme tutarı da daha büyük oluyor. Çünkü daha kısa sürede ödüyorsunuz. Borcu kapatmanız daha az ay sürüyor. Öyle olunca da 15 yıl boyunca ayda 2000 lira yerine mesela 2800 lira ödüyorsunuz. Böylece borcu daha kısa sürede kapatıyorsunuz. Gelelim 5'e 1 DFM'ye. DFM'nin birçok çeşidi var. En yaygını 5'e 1 DFM'dir. Şimdi ne olduğunu anlatıyorum. DFM değişken faizli mortgage demek. Evet, neymiş? Değişken faizli morgıçmış anlamı. Bu mortgage türlerinde hep bir sabit sözcüğü geçiyordu. Bunlar sabit faizli kredilerdi çünkü faiz oranları hep aynı kalıyordu. Kalan borç bakiyeniz ne olursa olsun faiz oranı aydan aya değişmiyordu. Mesela 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage'da faiz oranı %5 olarak verilmiş yani bu hiç değişmiyor. 15 yıl vadeli olandaysa faiz oranı %4 seviyesinde sabit. Oysa DFM'de faiz oranı değişebiliyor. Peki, 5'e 1 DFM demek, karma mortgage demek. Değişken faizli mortgage'ın mantığı da şudur. Kalan borç bakiyeniz üzerinden ödediğiniz faiz, belli bir endekse bağlı olarak değişiyor. Değişken faizli mortgage'ların en yaygınları bunun gibi karma mortgage kredileridir. Yani bu, karma bir mortgage. Karma dendiğinde iki şeyin karışımı gelsin aklınıza veya iki şeyin kombinasyonu da diyebilirsiniz Hibrit değişken faizli morgaçta faiz oranı önce sabit, sonra değişkendir Mesela bu örnekte 5 yıl boyunca sabit kalıyor 5 yıldan sonra faiz oranı her yıl, yani her 1 yılda bir değişebiliyor Yani buradaki bir bu anlama geliyor. Değişken faizli bir morgaçta ödeme grafiğiniz şöyle bir şey olabilir bunu da basit tutmak için yine sayıları kafamdan atacağım. Burada mantığı anlasanız yeter. 5'e 1 örneğinde faiz oranı ilk 5 yıl sabit. Yani burada da ilk 5 yılı gösterelim. Birinci ay böyle olacak, ikinci ay böyle, 60. aya yani 5. yılın sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Yani değişmeden böyle gidiyor. Bu birinci ay, bu ikinci ay, bu da altmışıncı ay. Bu süre ne kadar? 5 yıl. İlk 5 yıl boyunca mantık diğer iki morgıç türüne benziyor zaten. Ödemenin bir kısmını faiz oluşturuyor, geri kalanı da ana paraya ait. Her ay ana para ödemesi artıyor ve faiz ödemesi azalıyor. Şimdi bunu biraz daha büyük çizeyim, bu kısmı daha anlaşılır olsun. Evet, ne oluyor? Faize giden kısım azalıyor çünkü ödemeniz gereken faiz artık daha az. Ancak 5. yılda veya 60. ayda borcunuzu hala kapatmamış oluyorsunuz. Mesela burada faize giden kısım şöyle bir şey olsun. Aslında biraz daha yüksek olsun. Tam değerler vermek istemiyorum burada. Faize giden kısım burası. Burası da ödemenin ana paraya giden kısmı. Karma değişken faizli morgaç için bu 5 yıllık süreden sonra banka artık faiz oranını değiştirebilir. Peki neye göre değiştirebilir? Herkesi ilgilendiren temel bir şeye göre. İşte o temel şey dediğimiz faizin artmasına yol açıyor. Bu 5.1 DFM örneğinde faiz oranı başlangıçta %3 hepimizi ilgilendiren o şey yüzünden O şeyin ne olduğunu birazdan söyleyeceğim Faiz oranı aniden yükseliyor Peki faiz oranı yükseldiğinde ne oluyor? Ödediğiniz miktar artıyor Çünkü 5.1 DFM'nin ardından sizin ödemeyi yine 30 yılda tamamlayacağınız fikri yatıyor Daha doğrusu arkadaşlar genelde 30 yıl bu tür kredilerin vadesidir bu koşullara sadık kalır ve borcu başka bir borçla değiştirmezseniz ki buna refinansman deniyor Yani borcunuzu kapatmanız 30 yıl sürecek Ancak 5. yılın sonunda ödediğiniz faiz miktarı değişebilir dolayısıyla ödediğiniz miktar da değişebilir 61. ayda yani 6. yılda faiz oranı artınca bire daha fazla faiz ödemesi gerekebilir Şimdi bu kısmı yine aynı mavi ile tarayayım ve bu dfm 5'e 1 olduğundan faiz oranını 7. yıla dek bir daha değiştirmezler. Yani 7. yıla kadar bu sabit faizi ödemeye devam edeceksiniz. Oranı ancak 7. yılda tekrar değiştirebilirler. Oranın bir yılda veya toplamda ne kadar değiştirilebileceğine dair genelde bir takım kısıtlamalar vardır. Yine de bu biraz daha riskli bir yöntemdir çünkü 6. veya 7. yılda ne kadar ödeyeceğinizi bilemezsiniz. Faiz oranında büyük bir artış da gerçekleşebilir. Şimdi ilk 5 yıldan sonra faiz oranını belirleyen şeyin ne olduğunu merak ediyorsunuz tabi. Genellikle belli bir endeksi baz aldıklarını söylemiştim. Özellikle Amerika'da kullanılan en yaygın endeks hazine kağıtlarıdır. Yani hükümetin 10 yıllığına kredi aldığında ödemesi gereken faiz oranına bakıyorlar. Ve genelde buna bir fark ekliyorlar. Mesela 10 yıllık devlet tahvil faiz oranı %2 ise banka kredi sözleşmenize şu ifadeyi ekleyebilir. İlk 5 yıllık sabit faiz dönemi sonunda 10 yıllık devlet tahvil faiz oranı artı %1 faiz ödeyeceksiniz. Yani ödemelerinize yüzde 3 faizle başlıyorsunuz. Bu sabit. Devlet tahvilleri isterse zıvanadan çıksın, yüzde 5'e fırlasın. İlk 5 yıl boyunca yüzde 3 faiz ödeyeceksiniz. Ancak 6. yıl diyelim ki, yazayım bunu, diyelim ki 6. yılda devlet tahvil faiz oranı yüzde 4'e çıktı. Bu durumda kredi sözleşmesi uyarınca bu orana yüzde 1 daha ekleniyor. Yani Mortgage kredinizin faiz oranı şimdi %5 oldu. Yani oran yükseldi. Ancak işler tıkırında da gidebilir. Mesela devlet tahvil faizleri düşebilir. %1'e kadar gerileyebilir. Bu durumda ne olur? Mortgage faiz oranınız %1 artı %1 olur. Yani %2'ye düşer. Ancak bu mantıken diğerlerinden daha riskli bir yöntemdir. Çünkü ödemeler öngörülebilir değil. Verilen faiz oranlarına baktığınızda o zaman görürsünüz ki 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage'in faiz oranı 15 yıl vadelinin faiz oranından daha yüksektir. O da değişken faizden daha yüksektir. Elbette birkaç farklı risk söz konusu ama bunun nedeni şu. Değişken faizli mortgage'da bankanın aldığı risk en düşük seviyede. En büyük riski ise 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage'da alıyor ve Buradaki en büyük risk de tabii ki borcunuzu ödememeniz riski her zaman vardır ama zaten peşinatı da bu nedenle alıyorlar. Borcunuzu ödemediğiniz takdirde ev onlara kalıyor. Evin kaybettiği değer de büyük ihtimalle peşinatınızdan fazla olmuyor. Faiz oranı riski bundan daha büyük bir risk çünkü düşünün banka size %5 faizle büyük miktarda kredi verdi diyelim Faiz oranı yüzde altıya, yediye hatta yüzde ona çıkarsa ne olur? Bankanın borç alma maliyeti yani bankanın insanlardan borç almak için onlara ödemesi gereken faiz yüzde onlara fırlarsa ne olur? Banka size verdiği krediden zarar eder, faizi bu kadar uzun süre için sabitlemelerinin yarattığı riski dengelemek istiyor çünkü banka ve bu sebeple faiz oranını bu kadar yüksek tutuyorlar. 15 yıllık kredide risk biraz daha düşük. O yüzden biraz daha düşük bir faiz alıyorlar. 5'e 1 DFM'de risk daha da düşük. Faiz sadece 5 yıl boyunca sabit. Sonra yıllık olarak geçerli faize bağlı dalgalanıyor. Umarım morgaç faiz oranlarına dair bir fikir verebilmişimdir ama şunu lütfen bilin arkadaşlar bu videoda kredi çekmek için bilmeniz gereken her şeyi konuşmadık. Kullanacağınız kredinin ne olup olmadığını iyice anlamak için satır aralarını okumanız çok önemli. Özellikle de değişken faizli sadece faiz ödemeli veya esnek vadeli morgaç gibi egzotik bir kredi kullanacaksanız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.